biraz düzgün sektir. Futbol acayip derecede hayata benzer. Yani bir nevi denge meselesidir. Servet amca, sen profesyonel olarak sahaya çıktın mı hiç? Bir kere anlatmıştın. Çıkmaz olur muyum? Tabii Şeref Stadı'nda çıktım. Yaşı 45'ten küçük olanlar biraz zor hatırlarlar Şeref Stadı'nı. Şeref Stadı, Ortaköy ile Beşiktaş arasında Çırağan Sarayı'nın yanında bir yerdeydi. Ortaköy tarafındaki kaleye bir gol attım. Seken topun gelişine çiçek. Şeref Stadı niye yok oldu peki? Nerede şeref kaldı ki stadyumun adında kalsın be yavrum? İnsan dünyaya şerefiyle gelir halbuki. Bütün şerefsizler şerefsiz olmadan önce şerefli birer çocuklardı. Sonra büyüdüler de şerefsiz hale geldiler. Namusu ve şerefi ölene kadar korumak. İşte bütün mesele budur. Bir kaybettin mi her türlü kötülüğe, pisliğe bulaşıverirsin. Böyle şeref gazeteden kupon keserek alınmaz. Bir insanda ya vardır ya yoktur. Vay be, amcaya bak ne güzel konuştu abi. Her mahallede böyle bir adam olsa ülke kurtuldu işte. Bize bak. Sizin derdiniz ne be yavrum? Herkesin bir derdi var içinde ama sizin derdiniz büyük belli. İçinizde dinamitler patlıyor. Dünyaya gülerek gelen var mı ki? Zaten doğarken ağladık hepimiz. Niye ağladık? Niye ağladık be Servet abi? Böyle bir dünyaya geldik diye belki de. Muamma. İhtiyarların gözü yaşı yoktur evladım. Bizim yaşımız sözlerimizden akar. Sözlerimi iyi dinleyin. Başınıza ne gelirse gelsin, karşınıza hangi engel çıkarsa çıksın, koca koca dertleriniz de hayal kırıklıklarınız da devam edecektir. Aşık olacaksınız ama kavuşamayacaksınız. Kavuşacaksınız, sonra ayrılacaksınız. Ama yine de yaşayacaksınız. Başka yolu yok. Benim evladım olmadı yavrularım. Sizler benim evladım sayılırsınız. Kimseye bir bırakmayacağım miras olarak. Bari bir çift söz bırakayım. Oğlum, kızım, ne olursa olsun sakın birbirinizi bırakmayın. Bir aile olduğunuzu katiyen unutmayın. Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır. Onun için ağlamak yok. Neymiş? Ağlamak yok. Bu kadar. Ya nasıl yok Servet abi? Allah aşkına sen böyle konuşurken nasıl ağlamak yok ya? İnsanın yüreğine yüreğine konuşuyorum be Servet abi sen de. Aslında aşkı yağmura benzetmek lazım. Hani göğüne bir türlü dönmeyi düşünemeyen yağmura. Aşk kovalamaktan çok kaçmaya, görmekten çok özlemeyi, dokunmaktan çok düşlemeyi sever. Öyle haindir ki bu aşk. Nerede imkansız varsa gider onu sever. Aşk üzerine her şey söylenmiştir ama herkes tarafından değil. Şairler ve yazarlar takımından söylemiştir. Onlar aşkı anlatmak için bu kelimelerden hem medet ummuşlardır. Yanlış, ters. Sözlerden çok gözlerdedir aşk. Aşkı anlamaya çalışmak en büyük uyarlıktır ulan. Kim anlamış ki sen anlayacaksın? Sen aşıksın bir kere, o değil ki. Aşk var ya, bu namussuz aşk. Gülün dikeni var diye üzülmekten ziyade bir diken çiçek açmış diye sevinmeye benzer. İlk bakışta değil, son bakıştadır aşk. Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa o kadar sevmiştir seni. İşte bu kadar. Bilmem anlatabildim.